Üslü sayılarda sıralamayla devam ediyoruz ki. Üslü sayılar konusunu artık bitireceğiz ama unutmayın. Gerek TEOG'da, gerek lise hayatında başarılı olmak istiyorsanız üslü sayıları çok iyi öğrenmeniz gerekir. Halihazırda zaten hemen sonrasına gelecek olan köklü sayılar konusu için de gerekli bir konu. Zaten dedik ya, alt sınıflarda 4, 5, 6'da zaten gördünüz bunları. Az çok böyle hafiften hafiften burada artık iyicene taşlandırdınız. Peki sıralama dediği zaman büyüktür, küçüktür ve eşittir kavramlarını devreye alacağız ve bakalım neler göreceğiz. Bir kere mesela şurada demiş ki 2 üzeri x 49'a eşit. Ya x yerine hangi tam sayıyı yazarsan yaz böyle bir şey elde edemezsin. Yok. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 3 8'dir. Hatta yazalım şurada. Şu 2'dir, şu 4'tür, şu 8'dir. Şu 16'dır, şu 32'dir, şu 64'tür. Öyle değil mi? Aynen. Ama 2 üzeri x 49 diyor. Onlar aralıktadır o zaman. Çünkü sizin bilmediğiniz bazı sayı türleri var. Gerçel sayı var dediğimiz. Yani o sayının tam olarak kaç olduğunu tespit edemiyorum. Ama şunu düşünebiliyorum. Bakın. 32. 49. 64. 32 ile 64 aralığında olduğunu biliyorum değil mi 49'un? O zaman 2 üzeri 5... 2 üzeri x, 2 üzeri 6 desem doğru olur mu? Olur. Buradan da neyi görüyorum ben? Demek ki x sayısı 5 ile 6 aralığında. Eğer x sayısı 5 ile 6 aralığında olmasaydı 49, 2 üzeri x bu şekilde eşitlenemezdi. Anlaştık mı? Buraya bakalım. 5 üzeri y, 5 üzeri 1, 5. Demek ki bu daha büyük. 5 üzeri 2, 25. Daha da büyük. 5 üzeri 3, 125. Ha. Dur, 117 idi bu değil mi? Evet. Demek ki 117 bu aralıkta bir yerde olduğuna göre 5 üzeri y ifadesi de 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 3 aralığında. Hı hı. Yani y ifadesi 2 ile 3 aralığında. Gördünüz mü? Evet. Bu mantığı kullanacaksınız. Aynı şekilde 3'ün kuvvetleri, 4'ün kuvvetleri bunları hemen düşünebilmeniz gerekiyor. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Hızlıca şöyle yer açalım. Tertemiz bir sayfa önümüzden. Mesela hocam. 3 üzeri m eşittir 312 dedim. Tamam. Acaba m sayısı hangi aralıkta? 3 üzeri 1, 3. Şimdi 3 üzeri 2, 9. 27. Tabii bakın 3'ün kuvvetlerini de az çok evet. Bilmen lazım. 81. Daha da büyük. 3 üzeri 5. 81 kere 3. 243. Hala büyük değil mi? Evet. 3 üzeri 6. Kaç yapar? 729. Aynen. Tamam. Demek ki m sayısı 5 ile 6 aralığında. Çünkü 312, 243 ile 729 aralığında. Peki hocam 5 ile 6 arası 5,5 mu? Hayır, bilemeyiz onu. Bu logaritmik bir şey. İleride öğreneceğiniz bir şey. 5'e biraz daha yakın. Bunu görebiliyorum. Evet. Çünkü 3 üzeri 5, 243 ama 3 üzeri 6, 729 çok yüksek. Dolayısıyla bu m sayısı 5'e biraz daha yakın ama başka bir yorum yapamıyorum. Hemen devam edelim. Şimdi de şöyle sorular var mesela. Evet. Bu sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Üslü sayılarda şu olay çok kolay. Kafiyeli söyleyeyim. Olay kolay. Eğer tabanları eşit ise tabanlarına bakarak sıralama yapabilirsiniz. Kuvvetlerine. Kuvvetlerine özür diliyorum. A sayısı 7 üzeri 8. B sayısı 7 üzeri 14. C bu da hata bulunca seviniyor. Oh, gene hatasını yakaladım. 7 üzeri 8, 7 üzeri 14. 7 üzeri 15. Doğru mu? Hı. A sayısı 7 üzeri 8. B sayısı 7 üzeri 14. C sayısı hangisi daha büyük bunlardan? Kuvveti büyük olan daha büyük. Yani burada 15 tane 7'yi çarpmış. Evet. Burada 14 tane, burada 8 tane. Elbette ki C büyüktür B, büyüktür A olacaktır. Küçükten büyüğe doğru sıralamamızı isteseydi önce A, sonra B, sonra C yazardık. Bu küçüktür, büyüktür sembollerini evet. Bazen karıştırıyorsunuz ya bakın. Şöyle çizgi çizdiğinizde B harfi oluşuyorsa büyüktür. K harfi oluşuyorsa küçüktür. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Devam edelim. Hmm. 5 üzeri 10, 9 üzeri 10, 7 üzeri 10. Bu sefer tabanları aynı değil ama üstleri aynı. Evet. Mesela 2 üzeri 4, 3 üzeri 4. Hmm. Bu 16'dır. Bu 81'dir değil mi? Hemen yorumluyorum. Demek ki üstleri aynıysa tabanı büyük olan sayı daha büyük oluyor. Öyle değil mi? Hı hı. O zaman burada en büyüğü hangisi? Y, sonra Z,
sonra x. X. Anlaştık. Ama burada ne tabanları aynı, ne üstleri aynı. Yeah. Şimdi o zaman bakalım bir A, B, C. Yalnız şöyle bir şey var. Hepsi tabanlara baktığımız zaman hepsi 2'nin bir katı. Biz 8'i, 16'yı çok gördük bu zamana evet. kadar. 8'in 2'nin küpü olduğunu biliyoruz. Ve üzerinde ne var şöyle? 5 evet, mi var? 5 var. Bu da 2 üzeri 15'tir. Hop, B değerini bulduk. Önceki videolarımıza bakın lütfen. 16'da 2 üzeri 4'tür. Üzerinde ne var? 4 mu var? Bu da 2 üzeri 16'dır. O zaman A 2 üzeri 7. B 2 üzeri 15. Evet. C 2 üzeri 13. D 2 üzeri 16. Şimdi D büyük. Bursa. B. Bursa. Ceyhan. Adana. Olacaktır diyebiliriz. Bu tabii güzel oldu. Artık. Peki. Burada ne tabanlar? Ne üstler aynı ve bu sefer tabanları eşitleyemem. Tabanları eşitleyemezsek demek ki kuvvetlere bakmamız gerekiyor. Kuvvetleri eşitleyebilirsiniz. Bu genellikle akla gelen bir kavram değildir ama mesela 2 üzeri 60 var ya 2 üzeri 60 şöyle yazılabilir. 2 üzeri 2'nin 30. kuvveti. Çünkü bu ikisini çarparsam 60 aynen. oluyor da 4 üzeri 30'dur. Wow! Hatta 2 üzeri 60 şöyle de yazılabilir. 2 üzeri 3'ün kaçıncı kuvvetidir hocam? 20. 20. kuvvetidir değil mi? Çarpımları 60'ı veriyor mu? Veriyor. O da 8 üzeri 20'dir. 2 üzeri 60 şöyle de yazılabilir. 5 diyelim. 2 üzeri 5'in 12. kuvveti. 2 üzeri 5, 32. 32'nin 20. kuvveti. Bakın pardon 12. amma salladım burayı. 12. kuvveti. Yani üstleri ben istediğim gibi değiştirebiliyorum. O zaman burada onu yapacağım. Yapalım. Bak şimdi sakin. Kimseye söylemeyeyim. 60, 40, 20'nin 3'ünün de 20'nin katı olduğunu gördüm. O zaman 2 üzeri 3'ün 20. kuvveti yani 8 üzeri 20. Doğru mu? Doğru. 3 üzeri 2'nin 20. kuvveti yani 9 üzeri 20. Zaten 13 üzeri 13 üzeri 20. Bitti. Bakın hepsinin üstleri aynı mı? Evet. Üstler aynıysa artık tabanlar. Tabanlara bakarak sıralama yapabilirim. En büyüğü C, sonra B, sonra A diyebiliriz. Evet. Harika. Oo. Bu ne? Neydi? Biz tabanları aynı. O zaman üstü büyük olan büyüktür. Diyemiyoruz. Ama hocam bunu siz az önce söylemediniz mi? Evet, doğal sayı vardı öyle. 2, 3, 4 gibi sayı vardı. Birler de zaten eşit olur. Ama basit kesirler dediğimiz bir şey var. Bakın çok önemli bu. Hep sizi tuzağa düşürecek. Basit kesirlerin kuvvetini aldıkça sayı ne yapıyor? Küçülüyor. Mesela 1 bölü 2 en iyi bilinen basit kesirdir. Yarım demektir değil mi? Evet. 1 bölü 2'nin karesini alın bakın bakalım büyüyor mu küçülüyor mu? Çeyrek. Hop 1 bölü 4 çeyreğe düştü. Öyle değil mi? Duyurmaz ki. Demek ki ne yapmıyor? Sayı giderek küçülüyor. Sayı küçülüyorsa eğer burada üstü küçük olan sayı daha büyük olacak. Çünkü ben 20 defa çarparsam bunu iyicene küçülecek. Çok küçük olur. En büyük A. Sonra B, sonra C. Bunu aklınızdan çıkarmayacaksınız. Tekrar söylüyorum. Eğer tabandaki sayı basit kesirse, basit kesir ne demek? 0 ile 1 aralığındaki sayı var diye düşünün şimdilik. İşte 1 bölü 3, 2 bölü 5 gibi. Basit kesirlerse bunun üstü büyüdükçe sayı küçülüyor böyle. Sayı iyice ne yapıyor? Küçülüyor. Bu da tamam. Hı hı. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. A sayısı eksi 3 üzeri 7. B sayısı eksi 3 üzeri 9. C sayısı eksi 3 üzeri 5. 10. Bu artık özel bir soru. Negatif olduğu için ve işin içerisinde çift kuvvetler geldiği için. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralamanızı ve yanıt kısmına yazmanızı istiyorum. Yorum kısmına. Nedenini açıklayabilene tebrikler. Nedenini açıklayabilmesini açıklayamasanız bile işte A büyüktür, B büyüktür, C neyse doğru cevap bunu yazın ama lütfen mantığını kavrayarak çözün soruyu. Yanıtlarınızı bekliyorum.